Efendim kısa bir aranın ardından merak edilen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Mustafa Bülent Dadaş hocamla birlikte. Sorulara devam etmeden önce bizlere Dost FM'den kulak veren dinleyicilerimiz var mutlaka. Onlar için telefon numaramızı tekrar hatırlatmak istiyorum ki merak ettiği soruları bizlere aktarabilsinler. 0312 alan koduyla 341 2040 numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca 0552 341 2040 numaralı telefondan da kısa mesajla WhatsApp üzerinden bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz diyerek WhatsApp hattındaki sorularımıza hemen geri dönüyoruz. Hocam genç jenerasyonun çok merak ettiği bir konu. İzleyicimiz de bunu sormuş. Vücuda dövme yaptırmak abdesti veya guslü bozar mı? Evet. Şimdi iki taraflı değerlendirmek lazım bunu. Bir, vücuda dövme yaptırmak helal mi? İkincisi, yapılmışsa abdeste veya gusüle mani mi? Evet. Dövme yaptırmanın kendisi helal değil. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam açıkça bir hadis-i şerifinde bunu Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. Yani büyük hadis alimlerim. Evet. Sahih diye tabir ediyoruz biz bu hadisleri. لَعَنَ الْوَاسِلَةَ وَالْمُسْتَوْسِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ Allah dövme yapana da, bunu meslek haline getirene de rahmet etmesin, rahmetinden uzaklaştırsın, lanet etsin diyor. Evet. Şimdi bu hadis-i şerifi bildikten, dinledikten sonra bir Müslümanın gidip dövme yaptırması hakikaten çok imanla bağdaşacak bir şey değil. Kesinlikle doğru değil, yapılmamalı böyle bir şey. Cenab-ı Hakk'ın insana emanet ettiği şu bedeni, insanın kendi keyfine göre, belki ileride de pişmanlık duyacağı bir şeyle değiştirmemesi, müdahale etmemesi lazım. Ama bir şekilde diyelim ki yapmış bir Müslüman kardeşim, tövbe edecek öncelikle. Allah'ım tövbe ediyorum, bilmiyordum, böyle bir kusuru işledim, tövbe edecek, istiğfar edecek. Şunu da bilsin, eğer yapılmışsa gusüle ve abdeste mani değil. Yani evet. İnsan gusül abdesti alsa geçerli olur, derinin altına çünkü yapılıyor. Ve yine normal abdest alsa abdesti geçerli olur. Ama ifade ettiğimiz gibi yapılmamışsa kesinlikle yapılmamalı. Yapılmışsa tövbe edilecek, istiğfar edilecek. Hatta şu anda geldiği noktayı bilmiyorum bu hususta tıbbın ama eğer çok büyük bir zarar söz konusu olmadan, çok büyük bir masraf söz konusu olmadan giderilebiliyorsa gidermenin yolunu da tutmalı. Evet. Bu konuya da açıklık getirmiş olduk. Bir diğer çok merak edilen konu var. Özellikle erkek takipçilerimizin çok merak ettiği bir konu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında cuma namazı nasıl kılınıyordu? Hem Mekke'de hem Medine'de mi kılınıyordu? Evet. Bu konuyla ilgili bir merak var. Ayrıca zührahim namazını kılmak zorunlu mudur diye sormuş izleyicimiz. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de cuma suresi var. Cenab-ı Hak o surede ya eyyuhellezine amenu iza nudiye lis-salati min yevmil cum'ati fezerul bey'a. Ey Müslümanlar, ey müminler, cuma günü ezan okunduğu zaman artık alışverişi bırakın. Evet. Yaptığınız işi bırakın ve Allah'a zikretmeyi yani cuma namazına koşun. Ancak alimlerin kanaati genel olarak cuma namazının Mekke'de değil de Medine'de farz kılındığına dair. Kimi alimler Mekke'de cuma namazının farz kılındığını ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle Müslümanları bir araya toplayacak böyle bir ibadeti, açıkça icra edilecek bir ibadeti Mekke'de yapma imkanı bulamadığını ve Medine'ye gittikten sonra kıldığını ama cuma namazının aslında Mekke'de farz kılındığını söylüyorlar. Hatta kimisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Musab İbni Ümeyr vardı. Medine'ye gönderdiği ve Üseyd İbni Hudayb denilen bir zat vardı. Medine'de bir Müslümandır. Onları tevkil ederek Mekke'de farz kılınmasına rağmen kendisi hicret etmeden onların Medine'de kıldıklarını ifade ediyor. Ancak bazı alimlerimiz Mekke'de değil de Medine'de farz kılındığını ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ilk defa Ben Rauna denilen Medine'ye girişte, Medine'nin güney tarafında bir girişte bir mescit var. Hala o mescidi yeni bir şekilde yapmışlar. Efendimiz'in orada namaz kıldığını ifade ediyor. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cuma namazını nasıl kılardı? Efendimiz'in döneminde cuma namazı Medine'de sadece Mescid-i Nebevi'de kılınırdı. Bu önemli. Yani evet. Medine'de farklı farklı mescitler vardı. Ama cuma günü o mescitlerde kesinlikle cuma namazı kılınmaz, öğle namazı kılınmaz. İnsanlar gelirlerdi. Medine'de, Mescid-i Nebevi'de tek bir mekanda Hazreti Peygamber'in mescidinde bu namazı kılarlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbeye çıktığında ezan okunurdu. Hazreti Peygamber de çıkar hutbesini okur. Ardından iki rekat cuma namazının farzını kılardı. Kimi rivayetlere göre Efendimiz cuma namazından sonra 4 rekat sünnet, nafile namaz kılardı. Ki Ebu Hanife ile İmam Muhammed
Demişler ki cuma namazından sonra 4 rekat nafile namaz kılınır. 4 evet. rekat. Evet. Ve yine Hazreti Peygamber bazı defalarında da 4 artı 2 kılardı. Yani 6 rekat cuma namazından sonra nafile namazı kılardı. Ve Ebu Yusuf, Hanefi mezhebinin büyük imamlarından Ebu Yusuf da demiştir ki insan cuma namazından sonra 6 rekat 4 artı 2 nafile namaz kılar. Evet. Ancak daha sonraki dönemlerde cuma namazı artık tek bir yerde kılınma imkanı olmadı. Yani insanlar şehirler büyüdü artık. Mesela Bağdat gibi bir şehirde nehrin de ikiye ayırdığı tarafta cuma namazı o tarafta ve bu tarafta kılınıyordu. Hazreti Peygamber'in uygulamalarında ifade ettiğimiz gibi tek bir yerde cuma namazı kılınıyor. Köylerde cuma namazı kılınmıyor. Şehirlerin merkezinde kılınıyor. Peki problem. O zaman bir şehirde birden fazla yerde cuma namazı kılınırsa ne olacak? Evet. Hazreti Peygamber'in uygulamasına ters. Veya mesela bir yerde eğer cuma namazının şartlarından bir tanesi şehirde kılınması, şehirde kılınmazsa ne olacak? Bu problemin üzerinde fakihler düşünmüşler. Demişler ki cuma namazının tek bir yerde kılınma şartı ihlal edilirse, bu hususta farklı kanaatler var elbette, ihlal edilirse o zaman cuma namazının geçerli olmama ihtimali var. Geçerli olmama ihtimali olduğu için o zaman bir 4 rekat daha namaz kılınsın, ihtiyat gereği 4 rekat daha namaz kılınsın. Ve buna zuhur ahir demek son öğle demek. Vaktine yetiştik ama henüz üzerimizden düşüp düşmediğini bilmediğimiz o namazın yerine kılıyoruz bunu. Diyerek 4 rekat daha namaz kılınmasını tavsiye etmişlerdir. Bu Osmanlı Devleti döneminde. Çok daha öncesinde ilk dönemlerden itibaren Hicri 3. asırdaki kitaplara bakınca bile bunu görüyoruz. Nitekim İmam Şafii'nin El-Ümm isimli bir kitabı vardır. Orada da tek bir yerde cuma namazı kılınmadığı takdirde 4 şekilde tasavvur eder. Ve öğle namazı kılınmasını tavsiye eder. Yani evet. eğer bir yerde tek bir yerde kılınmıyorsa veya tek bir yerde kılınma imkanı yoktur ama çok yerde kılınıyordur. İhtiyaç olmayan yerlerde kılınıyorsa namazın öğle namazının kılınmasını ifade eder. Şimdi günümüze gelelim. Zöhr-i Ahir namazı kimi yerde kılınıyor, kimi yerde kılınmıyor. Biz Din İşleri Yüksek Kurulu'nda şunu söylüyoruz. Diyoruz ki cuma namazı, kılınan cuma namazları geçerlidir Allah'ın izniyle. Nitekim Ebu Hanife Hazretleri ve İmam Muhammed bir şehirde birden fazla cuma namazının kılınmasını caiz görmüşler. Biz buna taaddudul cuma diyoruz. Cuma evet. namazının birden fazla yerde kılınması caiz görmüşler. Dolayısıyla Ebu Hanife'ye göre ve İmam Muhammed'e göre kılınan cuma namazları geçerli. O halde zöhr-i ahir kılınmasına gerek yok. Ama sonuç olarak diyoruz ki eğer bir yerde insanlar zöhr-i ahir namazı kılmak istiyorlarsa bu insanlara siz niçin zöhr-i ahir kılıyorsunuz, kılmamalısınız denilmemeli. Ama bunun yanında bazı insanlar da zöhr-i ahir namazını kılmıyorlarsa, cumamız geçerli, kılmaya gerek yok bu namazı diyorlarsa, dolayısıyla bu insanlara neden zöhr-i ahir namazı kılmıyorsunuz denilmemeli. Yani bu meseleyi ihtilaf haline, çatışma haline, çekişme haline getirmemeli. Namazın zararı olmaz, kılan kılsın. Ancak bazı insanlar da cuma namazından sonra 10 rekat daha namaz kılacaksın dediklerinde, bakıyorsunuz onlar sünnetini de kılmadan çıkıyor. Evet. O insanlara kardeşim, Hazreti Peygamber cuma namazının farzından sonra 4 rekat kılmış veya kimi zaman 6 rekat kılmış deseniz belki sünneti kılacak. Evet. Dolayısıyla yani bu meseleyi böyle çok fazla tartışma haline getirmeden kılan kılsın, kılmayan da kılmasın diyerek sonuçlandırmak lazım. Kılmasak Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen fetva ile kabul olduğunu söyleyebiliriz ama. Tabii ifade ettiğim gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tam net söyleyelim ki yanlış bir şeyin ispat edilmesin. Yani kılana niçin kılıyorsun veya kılmayana niçin kılmıyorsun denilmemeli. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Bir telefon bağlantımız var. Telefon bağlantımıza geçelim. Niğde'den Kerem Bey merak ettiği soruyu bizlere aktaracak. Hoş geldiniz efendim. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar efendim. Allah razı olsun hocam. Programınızı çok müthiş bir şekilde seyrediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz efendim. Hocam şimdi ben ziraatla uğraşıyorum. İşte çiftçilik yapıyorum. Evet. İşte bizim mahsullerimiz malum Kurban Bayramı yaza geldiği için Kurban Bayramı'ndan sonra çıkıyor. Evet. İşte öşür de işte paramız da maddi durumumuz da o zaman Kurban Bayramı'ndan sonra gerçekleşiyor. Evet. Yani kurban kesmeli miyiz? Nasıl yapacağız bu işi? Evet. Bir sonraki sene mi kesmeliyiz? Veya borç alıp mı kurban keseceğiz? Sorun bununla ilgili hocam. Tabii efendim hemen soralım. Başka bir sualiniz var mıdır? Allah razı olsun. Rabbim daim eylesin inşallah hocam. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun efendim. Hayırlı akşamlar. Niğde'ye de sizlere de saygılar, sevgiler. Hocam evet. Bu tip sorunu olan birçok insan vardır evet. tarımla uğraşan. Doğru. Genel olarak maddi imkanları Kurban Bayramı'ndan sonra iyileşen insanlar evet. Kurban Bayramı'nda neler yapmalı? Borç alarak mı kurban kesmeli evet. diye sorar Kerem Bey.
Şimdi kurban kesmekle kim yükümlüdür? Kurban kesmekle zengin olanlar yükümlüdür. Evet. Yani kurban bayramında, kurban bayramı günlerinde ilk 3 günde Hanefi mezhebine göre eğer bir insanın 80.18 gram altın veya ona denk bir parası varsa, evet, borcu hariç ona denk bir parası varsa bu insan kurban kesmelidir. Kurban bayramı süresi içerisinde parası yok ancak kurban bayramı sonrasında kardeşimizin ifade ettiği gibi topladığı mahsulden elde edeceği bir para varsa kendisine farz değil, vacip değildir kurban kesmek, kurban kesmek zorunda değildir. Dolayısıyla böyle bir kardeşimizin veya kardeşlerimizin kendilerini sıkıntıya sokarak, borç ederek kurban kesmeleri gerekmez. Böyle bir sıkıntıya sokmasınlar kendilerini. Evet. Çünkü kurban kesmekle mükellef değiller. Mükellef değiller. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Biliyorum çok tafsilatlı bir konu fakat en azından bu izleyicimiz ve onun nezdinde bu sorunu yaşayan birçok insan var. Kısa da olsa buna bir cevap verebiliriz diye umuyorum. İzleyicimiz trafik kazasında kızını kaybediyor. Baş sağlık diyelim. Abi. Baş sağlıklarını iletelim. O kaza kaderden midir diye sorar. Bir de günahlardan dolayı mı, işlediğimiz günahlardan dolayı mı bu kaza başımıza geldi? Evet. O kaza olmasa yine kızım vefat edecek miyim diye sorar. Evet, tabii şunu bilmek lazım. İnsanın şu yaşadığı hayatta yaptığı hiçbir hareket veya hareketsizlik kaderin dışında değildir. Evet. Bunu bilmek lazım. Evet. Bütün bunların tamamı başımıza ne gelirse Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerime var. Bunlar tamamen kaderin içerisindedir. Dolayısıyla o bacımızın hayatını kaybetmesi kaza sonucunda bu da kaderidir. Peki o kaza olmasaydı ölecek miydi, kalacak mıydı? Biz bunu bilemeyiz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun o kazada vefat edeceğini biliyordur ve bunu bu şekilde takdir etmiştir. Ama o durum söz konusu olmasaydı ölür müydü, başka bir şekilde mi vefat ederdi, kalır mıydı onu bilmek mümkün değil. Dolayısıyla şunu söyleyelim net olarak, insanın hayatının tamamı Cenab-ı Hakk'ın ilmi ile ifade ettiğimiz kaderin içerisindedir, kader dahilindedir ve insanın hiçbir davranışı kaderin dışında değildir. Bunu böyle bilmek lazım. Evet. Tekrar baş sağlıklarını iletelim. Başı sağ olsun izleyicimizin. Bir telefon bağlantımız daha varmış. Telefon bağlantımıza geçelim. Aykut Bey Ankara'dan merak ettiği soruyu bizlere aktaracak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Buyurun. Hocam şöyle bir sorum var benim. Tabii, buyurun. Şimdi ben bir iş görüşmesine gidiyorum. İş görüşmesinde maaş konuşuyoruz. Atıyorum bana diyor ki 3000 lira maaşım var. Evet. Ama diyor işte senin sigortanı ben işte 1500 liradan 2000 liradan gösteririm. Evet. Ben de diyorum ki tamam kabul ediyorum ve iş çalışmaya başlıyorum. Daha sonra aradan birkaç yıl çalıştıktan sonra atıyorum bir husumet oluyor aramızda ve patronum beni işimden çıkarıyor. Evet. Ve tazminatımı ödüyor. Tazminatımı tabii ki bu bankaya yatan şey üzerinden ödemek zorunda biliyorsunuz. Evet. Ben burada şu hakkı talep edebilir miyim? Hayır, ben bunu istemiyorum. Benim normal maaşım üzerinden vereceksin diyebilir miyim? Peki, hemen soralım hocamıza. Başka bir sorunuz var mıdır? Yok, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar dileriz. Evet hocam, sıkça evet, yaşanan bir durum. Tabii, maaşla evet, sigortaya gösterilen evet, meblağ arasındaki fark ve bu durum hakkında neler söyleyebiliriz? Evet. Tabii şimdi insan baştan itibaren gerek işveren gerek işçi yaptığı işi düzgün yapmalı, dürüstlüğe aykırı bir beyanda bulunmamalı. Evet. Yani yapılan iş yalandır. Evet. Bunun kendilerine göre bir gerekçesini bulsalar bile yalandır, doğru değildir, yapılmamalı. Ve nitekim ileride bu şekilde bir sıkıntı da olur. Çünkü yalanın akıbeti hep sıkıntıdır. İkili arasında bir mütabakat olsa bile yanlış. Elbette. Çünkü orada evet, bir beyanda bulunuyor. Diyor ki şu kadar maaş alıyor. Halbuki ondan farklı bir maaş alıyor. Bu evet, dürüstlüğe aykırı bir beyandır. Bunu yapmamak lazım. Ama bir şekilde yapılmış diyelim ki. Genelde tabii işçiler, işçi pozisyonunda olan insanlar iş bulmanın da zorluğu sebebiyle, mağduriyet sebebiyle, mecburiyet sebebiyle bazen buna razı olabiliyor. Eğer kendisi mecbur olduğu için razı olmuşsa inşallah o yalan beyandan dolayı sorumlu olmaz kendisi. Ama bir şekilde bu iş yapılmış olsun, böyle bir husumet sonrasında tazminatla alakalı şunu söyleyebiliriz. Yani madem ki kendisinin aldığı maaş, hakikatte aldığı maaş örnek veriyorum 3000 liraysa ve daha az gösterilmişse ama tazminat kanununa göre kendisinin gerçekte aldığı maaş neyse ona göre tazminat veriliyorsa kendisi şu anda o hakkı talep edebilir. Evet. Yani burada ilgili mevzuat neyse o mevzuatın hükümlerini dikkate almak lazım. Kanun ne şekilde öngörüyorsa o kanunun söylediğine muhalif olarak hilaf hakikat beyan ederek, dürüstlüğe aykırı bir beyanda bulunarak
bir hak talebinde olmamalı. Kanun o hakkı veriyorsa yapsın. Ama vermiyorsa tabii uygun olmaz. Evet. Bir sorumuz daha var WhatsApp hattımızda. Namazın son oturuşunda kısa dua ayetlerini okuyabilir miyiz? Hocama sorar mısınız demiş. Evet. Bu konuya bir açıklık getirerek de cevabını verirsiniz umarım hocam. Tabii. Şimdi namazın son oturuşunda insan istediği kadar dua yapabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbena atina fiddunya haseneten diye bildiğimiz Rabbena gfirli duasından sonra da okuduğu bir takım dualar vardı. Evet. Hatta Hazreti Ebubekir Efendimiz'e şöyle bir dua etmesini öğretmişti. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethira ev kebira ve men yegfir zunube illa ent. Ya Rabbi kendime zulmettim. Günahlarımı ancak sen affedersin. Benim de günahlarımı affet şeklinde bir duayı da öğretmişti Hazreti Peygamber. Evet. Dolayısıyla bir insan namazın son oturuşunda Hazreti Peygamber'den nakledilen mesur dualar diyoruz. Nakledilen duaları saatlerce de dua edebilir. Saatlerce de o şekilde oturuşta dua edebilir. Bu hususta daha önce de tavsiye ettiğimiz bir kitap var. İmam-ı Nebevi Hazretlerinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zikirlerini, dualarını topladığı bir kitap var. Peygamber dilinden dualar şeklinde tercüme edilmiş. Kardeşlerimiz o kitabı edinebilirler. Efendimizin namazda ve sair hayatında yaptığı duaları oradan öğrenerek hayatlarını zikirle nurlandırabilirler. Çok teşekkür ederiz hocam. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kıymetli vaktinizi bize ve izleyicilerimize, dinleyicilerimize ayırdığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Mustafa Bülent Dadaş hocamızla birlikte merak ettiğiniz günlük hayatla ilgili aklınıza takılan sorulara çözüm önerileri bulmaya çalıştık. Merak ettiğiniz sorulara cevaplar üretmeye çalıştık. Yarın yine aynı saatte yine merak ettiğiniz sorulara cevaplar bulmaya gayret göstereceğiz. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.